Çok tercih edilen bir kokudur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak Toprak, erkek millet için değer mi ya? Hem bak astı suratını, müşteri falan kalmadı. Hı? Efendim. Toprak ben Ahmet. Merhaba. Ahmet, ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayrola? Ablam aradı. 2 saate kadar tahliye oluyormuş. Ay, ciddi olamazsın. Gerçekten mi? Vallahi öyle. Ben de telaştan ne yapacağımı şaşırdım. Bir arayayım sana da haber vereyim dedim. Belki gelmek istersin. Ay inan çok gelmek isterim ama nasıl geleyim? Çalışıyorum ben. Çıkamam sen buradan. Sen git. Ben buradayım nasıl olsa git. Olmaz öyle şey. Nasıl gideyim ben şimdi? Ya neden olmasın canım? Hem zaten kalabalık da yok. Boş. Neyse işin gör gel. Hı? Ahmet, sen şimdi hiç bekleme telefonda. Ben seni birazdan arayayım. Tamam, tamam peki. Sağ ol Aylin. Biliyorum bana yardım etmek istiyorsun ama benim bunun için Onur Bey'den izin almam lazım. İzin alma diyen mi var hayatım? Sen yola çık, yoldan ararsın onu. Hem Onur Bey anlayışlı adamdır. E belli ki senin işin de acil. Çok sağ ol Aylin. Yani inan gerçekten bu kadar mühim olmasa yapmazdım böyle bir şey. Sağ ol. Ama tek bir şartla. Geldiğin zaman bana her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Toprak senin hayatın dizi film gibi vallahi ya. Görüşürüz. Bay bay. Hoş geldiniz. Aa Toprak. Hoş geldin. Merhaba. Ya ablam aradığından beri ne yapacağımı şaşırdım. İçim içime sığmıyor. Acaba diyorum en çok sevdiğin ne? Hangi şeyi yapayım? Şimdi diyorum ki gitmeden bir balık ekmeğe uğrayalım ama nasıl Aslı'yı da görmek ister. Zor tabii değil mi? İnsan dışarıdan bakınca bile insan canı sıkılıyor. Zor. Yani anlatılacak bir şey değil ki. Ben çok kısa süre kaldım içeride ama kötüydü. Nermin abla bu kadar vakit burada nasıl dayandı hiç bilmiyorum. Abla! Abla! Oh! Abla Allah'a şükür. Nasılsın? Çok özlemişim ben seni. Kardeşim. Hangi ara gözlerine bu çizgiler düştü senin? Ha? Çok ömür aldılar bizden değil mi? Lan abla bak Toprak geldi seni karşılamaya gördün mü? Nasılsın? İyi. Aslı nerede? Aa, Aslı biraz üşütmüş. Evde kal, gelme dedim. Doğru söyle, bir şey yok değil mi? Ateşi falan yok değil mi? Aman abla ya. Ne abartıyorsun ya? Biraz tadı yok işte o kadar ne? İyi öyle olsun. Ben şimdi eve gidince ona bir anne çorbası yaparım. Bir şey çıkalmaz kızım. Yaparsın tabii, gel. Aslı. Bak sana kimi getirdim. Anne. Gecelerce
günlerce sana sarıldığımı hayal ettim. Çok şükür artık bir aradayız. Bir daha hiç yanından ayrılmayacağım, seni hiç bırakmayacağım. Anne! Bir daha yaparım ben sana, en güzelinden yaparım hem de. Alemde. Var mıyım yok muyum umurumda değil sanki. Ay abla olur mu hiç öyle şey? Şimdi kız heyecanlanmıştır, daha bugün ilk günü. Burada olmalı yadırgadı galiba. Haklı tabii, onca zamandır yoktum. Alışıncaya kadar yabancılayacak gibi. Bak hele bir yarın olsun, her şey daha güzel olacak. Umarım. Hem sen demedin mi anne ile çocuğun arasındaki bağ en kuvvetlisidir diye? Ne zaman aranızdaki bağ yıpratır, ne de biri girebilir aranıza bence. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Hem onun hem de senin. Ablacığım affedersin, yanlış. Hepimizin tam alışması için zaman lazım. Bak sana bana. Hala arkamdan biri saldıracak gibi, kapılar üstüme kapanacak gibi. Ablacığım tamam, geçti artık. Bak sen buradasın, elindesin, mutfağındasın. Kızım içeride. Geçti hepsi. İyiyim, tamam. Benim İngiltere'de bir tane mektup arkadaşım vardı. O göndermişti bana böyle bir tane klike sorumluluklar topunu. Ha? Duruyor olması lazım ya, bir bakayım şuna. Uyarsın. Aha, yine sağ ol. Şeker? Ustacığım bu kalitesi sopası değil, bu fırıncı küreği gibi ya. İngiltere'den geldi o. Hadi ya. Hazır mısın, bak atıyorum, tamam mı? Hadi, hadi. Hadi. Hadi bir daha. İşin zor değil mi? Yok yani zannettiğim kadar zor değil. Her işin zorluğu var. Öyle
Ya ona söyle de hamilesin ya, o yüzden dedim. Daha çok öyle topa ver, tamam mı? Yo yo, iyiyim ben, merak etme sen. İyi bari. Ya kusura bakma bu usta be. Ama bu hali yorgunluktan değil sanki. Olsun be, hani ufak can bitti. Neler geçiyor aklında? Hiç. Yok yok, bir şeyler olmuş belki. Deminden beri kurup kurup duruyorsun. Kızım, insanın aklıyla konuşması uzar da uzar. En iyisi mi sen söyle. Çınar bugün iş yerime geldi. Ne? Ah. Nereden biliyormuş? Bana bak, siz boşandıktan sonra görüşmeye mi başladınız yoksa? Hayır hayır, öyle bir şey değil. Tamamen tesadüfen oldu. Tesadüfen iş yerime geldi. O günden beri de her gün geliyor zaten. Ben bağımı kopartmaya çalıştıkça o vazgeçmeyeceğim diye tutturdum. Sen de buna üzülüyorsun. Çünkü hala seviyorsun. Gelmese görmesen bu kadar sorun olmaz. Ama onu her gün görmek canını yakıyor değil mi? Aslında onun beni sevmediğini bilmek canım daha çok yıkıyor. Olur mu öyle şey ya? Adam cezaevinde peşini bırakmadı. Boşandınız, hala vazgeçmedi senden. Sevmese niye böyle bir şey yapsın ki? Sevdiğini zannediyor çünkü abla. Ama gerçekten sevmiyor. Benimle olmak değil onun istediği. Eşimden kaçmak. Eşim mi? O kim ya? Çınar hala eşime aşık ama bunun farkında değil. Ya da kendine bile itiraf edemiyor, bilmiyorum. Ama tek isteği ondan kaçmak. O yüzden benim peşimde. Sevdiğini zannediyor ama bence sevmiyor. Zaten biz onunla bu yüzden evlenmiştik. O eşimden kaçsın, onu unutsun diye. Şimdi sırf eşime geri dönmemek için benimle birlikte olmak istiyor. Beni çok sevdiğinden falan değil yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.